Şehnaz Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şehnaz Hanım, söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Şehnaz Çevik kimdir? Ne kadar zamandır gıda sektöründe faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz öncelikle? 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. Daha önce butiğim vardı. Onu kapattım. Kapattıktan sonra bu işe başladım. 2008 yılında girdiniz bu sektöre. Evet, 2008 yılında girdim. Nasıl gerçekleşti sektöre girişiniz? Çünkü tekstilden gıda sektörüne geçiş yaptınız. Evde otururken boşta kaldım. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken. Sonra arkadaşlarım çok güzel yemek yaptığımı söylüyorlardı. Evet. Bir deneyeyim. Yani başarılı olabilirsem devam ederim diye düşündüm. Evet. Ve işe başladıktan sonra bir yıl sonra İzmir'de yarışmaya katıldım. Evet. İşte Ege bölgesi birinciliği aldım. Etli Şevketi Bostan'da. Evet. Ondan sonraki yıl Alaçatı Ot Festivali'ne katıldım. Oradan aldım bir ödül. Sonraki yıl katıldım tekrar. Ondan sonra devam etti, gitti ödüllerle birlikte. Hoşuma gitti, keyifle yapıyorum. Çok keyifli. Şimdi baktığımız zaman sektöre yabancı değilsiniz. Aslında siz çok uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Yani evinizde hazırlamış olduğunuz o güzel lezzetli yemekleri bir işletmeye dönüştürerek burada bir mekanı açtınız. 2008 yılından itibaren de işletme sahibi olarak da burada yine devam ediyorsunuz. Peki efendim, menü olarak biraz bahsedersek sunmuş olduğunuz lezzetler nelerdir misafirlerinize? Biraz menü hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Kışın daha çok işte Şevketi Bostan, etli Şevketi Bostan. Daha çok Ege bölgesinde otlar daha taze oluyor, daha bol oluyor. Mesela şu anda hiç taze ot yok. Otlu yemek yapamıyoruz. Çok fazla ot yok. Evet. Ancak zeytinyağı mevsimsel yapıyoruz. Olarak. Mevsimsel olarak. Her çeşit yemeği yapıyorum. Evet. Araştırıp sürekli her gün menü değiştirerek yemek yapıyorum. Kendinizi ve yemekleri yenileyerek ona göre güzel bir hizmet veriyorsunuz. Günlük ortalama kaç çeşit yemek çıkıyor Şehnaz Hanım? 6 çeşit, en az 6 çeşit sıcak etli yemek çıkartıyorum. Ondan sonra 6-7 çeşit de zeytinyağlı çıkartıyorum. Evet. Yani zeytinyağlı burada konsept sadece ev yemekleri üzerine. Herhangi bir ızgara çeşitleri vesaire onları. Yok, isteyene ızgara çeşidi de yapıyorum. Aynı şekilde akşam, yine ızgara çeşitleri de yapabiliyorsunuz ama ağırlıklı olarak ev yemekleri. Evet, akşamları da ızgara yapıyoruz. Evet. Akşam yemeklerinde. Şimdi efendim, gıda sektörü çok hassas bir sektör. Evet. Yani gerçekten ciddiye alınacak bir sektör. Çünkü yapılabilecek en ufak hatalar gelen misafirlerinizin, yani insanların sağlık sorunlarına sebebiyet gösterebilir. Bunun için siz hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Alırken özenle seçiyorum. Kendim seçiyorum. Evet. Ne alırsam her şeyi. En tazesini ve en güzelini bizzat seçerek alıyorum. Evet. Daha sonra da yaparken de onları çok zevkle yapıyorum. Müşteriye sunarken de aynı şekilde keyifle sunuyorum daha. Evet, şu an anlatırken bile işinizi ne kadar sevdiğiniz yüzünüzden bile o tebessümünüzden anlaşılıyor. Evet, son derece hijyenik, bir o kadar kaliteli bir hizmet verdiğiniz kesinlikle yüzünüzün ifadesinden de anlaşılıyor. Çok teşekkürler. Biraz da işletmenin konumu hakkında bahsedersek, aynı anda burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Nedir kapasite? 30 kişi, 40 kişi, en fazla 40 kişi. Kışın buraya içeriye 40 kişi aldırabiliyorum. Ama dışarıda yazın, bir de açık yeriniz mi? Yazın evet, daha fazla işte 50 kişi, 60 kişi. Ortalama çok 60 rahat. Kişi evet, burada aynı anda kişiyle bu güzel hizmeti sunabiliyorsunuz. Evet. Peki efendim, biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi Çeşme Turizm Bölgesi. Birçok yemek üzerine iş yapan işletme varken neden özellikle evim, kafe ve restoran tercih edilmeli? Yani sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Ben gerçekten ev yemeği yapıyorum. Evet. Amatör şekilde devam ediyorum. Hiç değiştirmeden. Hatta birkaç kez aşçılarla çalıştım. Evet. Yani onların çalışma sistemlerini beğenmedim. Evet. Kendim, yardımcılarım doğruyor, hazırlıyor, yıkayıp hazırlıyor. Benim de gözetimim altında. Evet. Sonra ocağa onları keyifle kendim koyuyorum, kendim pişiriyorum. Evet. Yani en güzel yağı kullanıyorum kesinlikle. En güzel yağı kullanıyorum, en güzel malzemeyi kullanıyorum. Her şeyi taze taze yapıyorum. O yüzden buranın daha çok, yani gerçekten de tercih ediliyor. Evet. Çok güzel, nezih müşteriler geliyor zaten buraya. Evet. Yani az önce bahsetmiş olduğunuz gibi, evet, profesyonellerle birlikte çalışmışsınız. Ancak orada tabii ki her şey ölçek ölçektir evet, ama evet. Siz burada biraz daha böyle spontane bir iş yapıyorsunuz. Hani evde nasıl kesinlikle hazırladıysanız aynen evde hazırladım. İnsanların böyle damak tadına, ağız tadına uygun olacak kesinlikle kıvamda bir
hizmet veriyorsunuz. Evet. En büyük tercih edilme sebepleriniz de bu olsa gerek. Evet. Peki efendim, bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü 2008 yılında açılmışsınız. 10 yıldır aynı kaliteyi hiç bozmadan, değiştirmeden devam ediyorsunuz. Evet. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir gıda sektörüyle ilgili? Yani daha geliştirmek, burayı daha büyük bir yere taşımak istiyorum. Evet. Daha farklı lezzetler de sunmak istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.